Nasıl bir anayasa taslağı hazırladınız? Onunla başlayalım. Tabii anayasa taslağı biliyorsunuz biz güçlenmiş parlamenter sistem mutabakat metnini 28 Şubat'ta yayınlamıştık. Orada çok güçlü bir lansmanla siyasi parti genel başkanlarının katılımıyla birlikte gerçekten güçlü bir demokrasi, özgürlükçü demokrasi manifestosu yayınlamıştık. Bu manifestosunun gereğiyle ilgili tabii yapılması gereken çok yoğun çalışmalar vardı. Çünkü bu güçlenmiş parlamenter sistem mutabakat metninde biz nasıl güçlü bir parlamenter sisteme, güçlü bir demokrasiye geçeceğimizi ortaya koymuştuk. 6 siyasi parti olarak 45 sayfalık her bir sayfasında çok yoğun ve sadece anayasayı değil, anayasanın ötesinde de gerçekten birçok kanunla ilgili değişiklik öngören bir çerçeve hazırlamıştık. Güçlenmiş parlamenter sistem mutabakat metninde biz yasama, yürütme, yargı başta olmak üzere sistem değişikliğinin olmazsa olmazları, kuvvetler ayrılığının olmazsa olmazları başta olmak üzere ama bunların yanında da yine demokrasi, güçlü bir demokrasi, özgürlükçü bir demokrasi diyebilmek için de mevcut 82 anayasasını o 82 darbe ruhundan ki daha da o çünkü var birçok değişikliğe uğramış olmasına rağmen daha da o anayasada gerçekten darbenin kalıntıları, otoriter devlet anlayışının kalıntıları çok güçlü bir biçimde var. Bununla ilgili de yine güçlenmiş parlamenter sistem mutabakat metninde belirttiğimiz çerçeve içerisinde de temel haklarla ilgili de düzenlemeler yapacağız. Düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı gösteri özgürlüğü, kadın hakları, özellikle cinsiyet kotası, birçok noktada yargıda pariteyi yakalayabilecek düzenlemeler başta olmak üzere gerçekten işte hayvan hakları, çevre hakları ile ilgili yapılması gereken düzenlemeler olmak üzere bunların tamamını çalışan çok yoğun aylar süren bir çalışma yaptık. Bu aylar süren çalışmanın sonucunda biz şu anda 100'ün üzerinde anayasa maddesiyle ilgili bir değişiklik teklifi paketi hazırladık. Bu değişiklik teklifi paketiyle ilgili de son 2 haftadır hazırladığımız anayasa metninin gerekçelerini yazımıyla ilgilendik. Aynı zamanda işte redaksiyon çalışmaları şu anda yürütülüyor. Bunları da önümüzdeki günlerde bitirerek, redaksiyon kısmını da önümüzdeki günleri de bitirerek 28 Kasım'da anayasa kodifikasyonu yani güçlenmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili anayasa değişikliği paketimizi kodifike edilmiş bir biçimde kamuoyuna sunacağız. Bu çalışma böyle bir çalışma. Tabii onunla bitmiyor. Bu gerçekten o anayasa değişiklik teklifi paketinin yanında yine güçlenmiş parlamenter sistemle yakından ilintili olan birçok kanunda değişiklik yapılması gerekiyor. Meclis iş tüzüğünde çok yoğun değişiklikler öngörüyoruz. Aynı zamanda meclis iş tüzüğünün yanında siyasi etik kanunu çıkartıyoruz. Bu çok önemli. Türkiye'de siyaset kültürü gerçekten zehirlenmiş vaziyette. Bunun tarihi belli mi Sayın Yeneroğlu? Ne zaman bunlar kamuoyuyla paylaşılacak? Çünkü son aşamaya geldiğinizi belirtmiştiniz. Şimdi anayasa çalışmamızı bitirdik. Anayasa çalışmamızı 28 Kasım'da açıklayacağız. Anayasa çalışmasından sonra meclis iş tüzüğü çalışmamız olsun, siyasi etik kanunu çalışmamız olsun ama bunun ötesinde birçok başka kanunlarda da değişiklikler öngörürüz. Siyasi partiler kanunu, seçim kanunu başta olmak üzere birçok farklı kanunda da, Türk Ceza Kanunu'nda da değişiklikler öngörürüz. Bunların tamamı ile ilgili peyderpey bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Bunların bütününü de vatandaşlarımız altılı masanın ortak politikalar metninde yine bir bütün olarak okuyabilecekler. Yani, bir de internet sitesi yapıldı. Buraya tabii da yüklenecek herhalde şimdi, bütün bu çalışmalar. Evet. Altılı Masa www.altılımasa.biz sitesi de faaliyete geçti. Hem Altılı Masa'nın aynen çalışma grupları, siz böyle anlatınca çok karmaşıkmış gibi algılanıyor. Bu site iyi olmuş. Çalışma grupları alt alta, evet, üyeleri kimler, tüm 6 partinin oradaki temsilcileri hangi konularda çalışma yapıyor? Detaylı bir site olmuş gerçekten. Aynen. Tekrar etmekte fayda var affınıza sığınarak. www.altılımasa.biz
sitesinde bu bahsettiğim çalışmaların tamamını vatandaşlarımız, kamuoyu yakından takip edebilir. Biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü gerçekten katılımcı bir süreç oluşmasını istiyoruz. Biz 28 Kasım'da sadece anayasa değişikliği paketimizi yayınlamayacağız. Aynı zamanda biz o tarih itibariyle arkadaşlarımızla bu şekilde karar aldık. Şu anda onların detaylarıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ülke çapında, ulusal düzeyde meslek örgütlerini vesaire ziyaret edeceğiz. Onlara bu çalışmamızı takdim edeceğiz. Bu çalışmayla ilgili onların önerilerini, değerlendirmelerini, eleştirmelerini özellikle istirham edeceğiz. Ama onunla da yetinmeyeceğiz. Ülke çapında da güçlenmiş parlamenter sistemi toplumla buluşturmak üzere çok yoğun programlar tertip edeceğiz altılı masa olarak. Sizin bir hukukçu olarak insan hakları davalarına ne kadar özen gösterdiğinizi, bunları izlediğinizi biliyorum. O yüzden izninizi isteyeceğim. Gezi tutuklularından Tayfun Kahraman, kendisi şehir plancı, 18 yıl hapis cezası verilmişti ve kendisi tutuklu. Kızı Vera babasına bir mektup yazmış, influenza olmuş, şu an çok yaygın biliyorsunuz, herkes grip, ağır grip. Şöyle Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman sosyal medya hesabından paylaşmış. Onu izninizle izleyicilerimizle lütfen paylaşmak da istiyorum. Belki Tayfun Kahraman da bizi izleme imkanı buluyorsa şu an, ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Bugün haftada bir kez olan 10 dakikalık telefon görüşmemiz vardı Tayfun Kahraman'la. Bu süre özlemi dindirmeye bile yetmiyor elbette. Vera dedi ki baba sana mektup yazacağız, söz. Vera söyledi, ben yazdım, işte yarın postalayacağımız mektup diyor. Vera çok da şirin böyle resimler de çizmiş mektuba. Biz tanıştık mı? Tabii. Biz genel merkezimizi de ziyaret etti. Tanıştık. Doğru geldiler. Bize çok pas vermedi ya de. Öyle Vera mi? Kendi dünyasındaydı, bize çok pas vermedi. Biraz sohbet ettik ama Allah bağışlasın, bir an evvel babasına kavuştursun. Gerçekten korkunç bir olay çünkü Tayfun Bey'in karıştığı herhangi bir suç yok. Dosyada suç teşkil edebilecek herhangi bir iddia bile aslında söz konusu değil. Yani bu gerçekten aslında ülkenin nasıl bir korkunç hukuk katliamıyla karşı karşıya bulunduğunun önemli göstergelerinden birisi. Sadece o değil. Orada Hakan Altınay olsun, Osman Kavala olsun, orada Mücella Hanım, her biri gerçekten masum insanlar. Bu ülke için çok değerli insanlar, güzel işler yapmış insanlar. Orada toplantı, protesto, gösteri haklarından istifade ettikleri için bunlara mal edilen, isnat edilen, kendileriyle alakası olmayan ve zaten suç da teşkil etmeyen birçok husustan dolayı şu anda sadece ve sadece Osman Kavala'yı örgüt suçundan yargılayabilmek için bu insanlar da orada paketlenip kurban edilmiş vaziyetteler. Yoksa ortada bir suç yok. Yani Osman Bey'le ilgili de kesinlikle dosyada herhangi bir suç yok. Bunu Türkiye'de herkes biliyor. Bunu bir iktidar, hukukçu olarak söylüyorsunuz. Tabii ki iktidar partisinde de herkes biliyor. Ben Tayyip Bey'le bunu kaç kere tartıştım? Sadece bu meseleyi kaç kere tartıştım? Gezi meselesini mi? Gezi meselesi. Osman Kavala ile ilgili dosyayı kaç kere kendisine söyledim? Dosyada herhangi bir suç yok. Ne diyor Osman peki? Kavala, seni ne ilgilendirir, sana ne? Bir hukukçu milletvekili olarak sizi ilgilendirmeyecekse kim ilgilendirecek? Ya bu ülkede bir insan haksız yere yarım saat gözaltına alınıyorsa ve bir milletvekili beni ilgilendirmiyor diyorsa o milletvekili o görevini anında terk etmeli. Yani bırakın herhangi bir milletvekilini, her bir yurttaşımızı ilgilendiren bir husus. Çünkü bir insan haksız yere, masum olan bir insan, bakın cezaevi tutuklamadan bahsetmiyorum. Yarım saat gözaltı veyahut da bir polisin 5 dakika köşeye sıkıştırması. Böyle bir şey söz konusuysa ve bununla mücadele edemiyorsak o zaman hepimizin özgürlüğü tehdit altındadır. Ben meseleye böyle bakarım. Ve bugün ülkede öyle karanlık bir noktaya biz geldik ki sadece Osman Kavala değil, sadece Tayfun Bey değil, sadece Hakan Bey değil, sadece Mücella Hanım değil, binlerce, on binlerce insan hukuksuz yere siyasi yakıştırmalar, siyasi suçlamalar sebebiyle cezaevinde. Bakın devamlı söylüyorum, 1 milyon 700 binden fazla insanla ilgili bu ülkede son yıllarda terör örgütü üyeliği soruşturması başlatılmıştır. Ben bu dosyalardan binlercesini okudum. Binlercesini okudum. Ve binlercesini okuduğum dosyada gerçekten suç teşkil edecek herhangi bir emareye de rastlamadım. Bu insanlar masum bir biçimde cezaevinde yattıklarını, bırakın beni, iktidar partisinin büyük bir çoğunluğu da zaten biliyor. Ama ülke öyle bir hale geldi ki artık korku iklimi herkesi öyle bir rehin aldı ki
Herkes korkuyor FETÖ'cü olmaktan, bilmem gezici olmaktan, bilmem başka bir şey olmaktan, iktidarın ötekisi olmaktan. Herkes çekiniyor, herkes korkuyor ve bunun neticesinde de şu anda bu korku iklimini yaratanlar, bu korku ikliminin yarın öbürsü gün kendi başlarına bela olacağından korktukları için daha otoriter bir rejimi Türkiye'ye yaşatmaya çalışıyorlar. Vera'nın mektubunu okuyalım mı lütfen, babasına? Tabii, hızlıca. Tabii. Vera'nın mektubu şöyle. Sevgili baba, bugün nasılsın? Bugün ne yedin? Sonra bugün peynir mi yedin, ekmek mi yedin sen? Bugün arayınca çok sevindim. Ama seni çağırdılar, annemle mektup yazıyoruz. Baba peki sen beni seviyor musun? Ben seni çok seviyorum. Peki sen benimle bip bip yapıp oynayacak mısın? Beraber kitap okuyacak mıyız? Peki sen benim en iyi arkadaşım mısın? Sevgili baba, ben seni çok seviyorum. Baba ben çok hastayım. Onur abilerle hastaneye gittik. Teyzemle Kemal de geldi. Annem de hasta ama şimdi daha iyiyiz. Baba ben seninle çok 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 şeyi doluyum. Baba havalar daha soğuk. Yakında kar yağacak mı? Baba biz üşümüyoruz. Sen üşüyor musun? Annem çorba yaptı. Sen de içer misin? Baba çok özledim. Kağıt da bitti. Lütfen gel artık Vera. 3 yaşında. Evet. Ya bu çok çok çarpıcı gerçekten. Vera'nın babasına olan bu yani, özlem dolu satırlarını buradan aktarmış olduk. Büyük bir acı ve gerçekten bütün bizi izleyen vatandaşlarımız, bütün kamuoyu bilsin ki Vera'nın babası suçsuz bir biçimde cezaevinde yatıyor. Sadece babası cezalandırılmıyor. Ya 18 yıl ya şaka gibi. Bakın bu ülkede bu işler o kadar çok basit ki, o kadar kolay ki. Yani o kadar sıradanlaştı ki bunlar. Hiç böyle insanın bir değeri yok ya. İnsan onurunun bir değeri yok. Şimdi bu çocuğun gözyaşına değer mi ya bunlar? Bırakın her şeyi. Bakın şeyi içeride tutulmasını falan geçtim ya. Bir bu kadar zulmedilir mi bir çocuğa, bir evlada böyle bir şey yapılabilir mi? Bu çocuk nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya kalacak? Yarın öbürsü gün büyüdüğü zaman karşı karşıya kaldığı bu hukuksuz bir devlet anlayışına nasıl aidiyet geliştirecek? Şöyle oluyor, özellikle hukuksuzluklara maruz kalmış, adalet arayışında olan insanların çocukları hukuk fakültelerine gidip avukat oluyorlar. Ama onunla da bitmiyor. Örneğin İstiklal Caddesi'ndeki bu terörist saldırı tüm toplumu çok derinden etkiledi. Sivilleri hedef alan saldırının hiçbir şekilde zaten izahı mümkün değil. Saldırıya ilişkin şüpheler, soru işaretleri, onlarca şey var konuşacağımız. Ama evet, burada önemli bir başka gelişme yaşandı. Henüz şüpheli yakalanmadan doğrudan bir avukat, faili meçhul bir aile aynı zamanda Jihan Tosun, Fehmi Tosun'un 27 yıl önce Lice'de gözaltında kaybedilen ve hatta gözaltına çocuklarının önünde arabaya bindirilen, gözaltına alınıyorum beni öldürecekler sözlerine de tüm ailesi, çocuklarının, eşinin tanık olduğu Fehmi Tosun'un kızı hedef gösterildi. Zafer Partisi'nin bir yöneticisi tarafından, sosyal medya hesabından ve geceyi savcılıkta geçirmek zorunda kaldı. Yani sadece adaletsizlik, böyle babadan çocuğa da, anneden çocuğa, ebeveynden devredilen neredeyse bir adaletsizlik, zulümler zinciri de ne yazık ki devam ediyor Türkiye'de. Maalesef ve sadece hani bitmedi o iş. Sabaha kadar şeyde karakolda kendi güvenliği için kendi özgür iradesiyle kaldı. Çünkü koruma vermiyorlar. Daha da hali hazırda ailenin avukatı suç duyurusunda bulunmuş ve aynı zamanda koruma talebinde bulunmuş. Fakat bu konuyla ilgili şimdiye kadar bir işlem yapılmadı. Yani bir saat öncesine kadar konuyu yakinen takip edenlerden birisiyim. Bir insanın hayatı söz konusu, bir insanın hayatı tehdit altında, adeta cadı avına maruz bırakılmış bir tabloyla karşı karşıya, orada mutlaka bir koruma verilmesi gerekirken ve can güvenliği emniyet altına alınması gerekirken maalesef herhangi bir işlem şu anda şu saate kadar İstanbul Valiliği tarafından yapılmamış. Burada da tekrar çağrıda bulunuyorum. Belki valiye ulaşmamıştır ama başta vali, emniyet güçlerimizin en öncelikli görevi herhangi kim olursa olsun her bir vatandaşımızın can güvenliğini korumaktır. Burada da gerçekten hani bu adı geçen partiyi çok da üzerinde durmak istemiyorum. Zihin dünyaları
faşizme çok meyilli olduğu için gelen geçeni böyle terörist, öteki vatan haini olarak göstermeleri bu ülkede artık sıradanlaşmış vaziyette. Ülke iktidarın ortaya koyduğu örneğin gereğini yerine getiriyorlar. İktidardan daha radikal söylemlerle ortaya çıkan partiler var. Bunu zaten bütün dünyada eğer bir ülkede aşırı sağa meyil artıyorsa ve bu popülerleşiyorsa o zaman sonuçta başkaları çıkar, biz daha aşırıyız derler. Biz daha faşizan fikirlere sahibiz derler. İsmini faşizm koymalarına gerek yok. Otoriter devleti vatandaşın hakkına, hukukuna gasp edebilecek anlayışta vatandaşı devlete kurban gören bir anlayış her zaman sonuçta faşizme çok meyillidir. Bu partide insan onurunu, ötekinin hakkını, hukukunu yok sayan bir anlayışa sahip olduğu için bunların yöneticilerinin de orada vatandaşlarımızı hedef olarak göstermesinden daha doğal bir şey olamaz. Şaşırmamak lazım, ben şaşırmıyorum. Ama bu insanların gerçekten iki gündür çektikleri yine Türkiye'nin bir fotoğrafı aslında. Ve bir an evvel giderilmesini ümit ediyorum. Sadece o değil, ailesinden de amca çocukları birçoğunun tehdit altında şu anda. Onu da biliyoruz. Maalesef ülkede artık yargı sosyal medyada düşündüğü için gelen geçen insanları, herkes yargılama görevi kendisinde gördüğü için bunlar çok normal. Bakın bir ülkede çıkıp yargısız infazın bir numaralı müsebbibi İçişleri Bakanı olursa, İçişleri Bakanı çıkıp yargılanmamış, kesin karar almamış insanlarla ilgili terörist diye bunları yaftalarsa, bunu gerçekten sıradanlaştırırsa, Adalet Bakanı çıkar aynı şeyleri yaparsa, bugün mesela Adalet Bakanı'nın bütçe görüşmeleri var. Hiç gereksiz yere. Ülkede adalet yok ki. Bakana ne gerek var yani? Adaletsizliğin bakanı şu anda. Şu anki Adalet Bakanı aslında adaletsizliğin bekçiliğini yapıyor. Adaletsizliğin bakanı. Böyle bir tabloda, böyle bir bakana da ihtiyaç yok. Ama bu insanların olduğu bir ortamda da ne adalet olur, ne iç güvenlik olur. Şu anda ülkemiz böyle bir tabloyla karşı karşıya. O sebepten dolayı bu insanlar tehdit edilebiliyor. Siz isim zikretmediniz ama ben söyleyeceğim. Çünkü soruyu sormak zorundayım. Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ olay yerine gitti. İstiklal Caddesi'nde açıklama yaparken o saldırıyla ilgili Ahmet Davutoğlu'na yönelik sert ifadeleri oldu. Neden? 7 Haziran 1 Kasım arası. Bu saldırı herkese onu hatırlattı. Çünkü o zaman da seçim 7 Haziran'dan bir anda seçmenin fikri değişti ve iktidar tek başına yani mecliste çoğunluğu sağlayamamıştı. Bir anda konsolide oldu seçmen güvenlik kaygısıyla. Acaba yine aynı süreci mi yaşıyoruz? O dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu idi. Ahmet Davutoğlu o döneme dair bildiklerini anlatmaya korkuyor dedi. Çok sert bir cevap geldi Gelecek Partisi'nden. Peki sizce o döneme dair siz de muhakkak sormuşsunuzdur ya da o dönem siz de partideydiniz. Neler oldu bizim bilmediğimiz, bilmemiz gereken neler var? Çünkü gerçekten evet, karanlık bir dönem. Ahmet Davutoğlu ben terörle mücadele ettim ama yalnız bırakıldım diye anlatıyor o süreci. Şimdi bir kere komplo teorilerini zaten çok seven bir milletiz. Çok böyle yaygın olduğu bir ülkelere yaşıyoruz. O da bilginin dejenere edildiği, ahlakın yozlaştığı, bilgiye değer atfedilmediği bir ülkede bunlar normaldir. Şimdi o dönemle ilgili araştırılması gerek somut suçlamalar neyse veyahut da somut iddia edilen hususlar neyse böyle genelleme bir yaklaşım içerisinde bulunmadan, böyle gayri ahlaki bir hitap tercihi seçmeden, gayet makul gazeteciliğe yakışır bir biçimde eleştirel bir gazetecilik iddiasıyla veyahut da siyasetçilerin de o konuyla ilgili mesela iddiaları varsa, soruları varsa Ümit Özdağ milletvekili. Milletvekili olarak bu konuyla ilgili bu meselenin istiklalda bir terör olayına beklemeyi gerektiren bir durum yoktu. Bunlar zaten sorulması, gerçekten o dönemle ilgili gayri hukuki durumlar söz konusu olmuşsa üzerine gidilmesi gereken bir konu. Ben Ahmet Davutoğlu'nun eski başbakanımızın bu konuyla ilgili herhangi bir gayri hukuki eylem olay içerisinde olduğuna dair ne bir iddia şimdiye kadar duydum ne de buna bir ihtimal veriyorum. Kendisini de şahsen tanıdığım için. Söz konusu kişi, bahsettiğiniz kişi o ortamda gidip emniyet güçlerinin orada daha da hani olay mahallinde incelemeler yaptığı bir ortamda tamamen şov yapmak için hatta onların çalışmalarını da
kendince kendi şovuna alet etmek için orada bulunmuş. Orada da yine başkalarına da yaptığı gibi gelen geçene hakaret eden bir üslup içerisinde bir yaklaşımda bulunuyor. Ben onu ciddiye almıyorum. Üzerinde de durmak bile istemem yani. Kendisi de o dönem milletvekiliydi Ümit Bey. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Şu anda da milletvekili. Yo yani o sözünü ettiği şüpheli dönem. Yani o zaman MHP milletvekiliydi. O zaman da sorabilirdi pekala bu soruları diye düşünüyorum. Ben bu konuyla ilgili zaten şimdiye kadar bakın orada o olaylarla ilgili en ufak bir mesele olmuşsa ve o onunla ilgili zaten hangi görevde olursan olsa olun göreviniz hukuk devletinde yaşıyorsak yargının o olaylarla ilgili araştırmasını sağlayacak mekanizmayı işletmektir. Bağımsız yargı tabii yok ülkemizde öyle bir şey maalesef de sonuçta bunları işlettirmektir, yürütmeye karşı da bunların takibini yapmaktır. Mesela sormak lazım o söz konusu adını zikrettiğiniz kişiye. Bu konuyla ilgili bir suç duyurusunda bulunmuş mu? Onunla ilgili parlamentoya bir araştırma önergesi vermiş mi? O zaman başbakan olan zatla ilgili araştırma önergesi vermiş mi? Meseleleri takip edilmiş mi? Ve somut olarak ne iddia ediyor? Bakın genellemeci bir dille, genellemeci bir yaklaşımla herkes herkesle ilgili bu ülkede her şeyi ifade ediyor zaten. Ama biraz bu meseleleri somutlaştırıp sakin bir, gerçekten çünkü çok ciddi meseleler bunlar. Böyle komplo teorilerinde ne kurban edilmeyecek kadar veyahut da genellemeci bir dille hapsedip de milleti burada hukuk devletine güvenden daha fazla alıkoyacak bir dille bu meselelere yaklaşmak doğru değil. Doğru olmadığını şu sebepten dolayı doğru değil. Çünkü gerçekten insanların zaten hiçbir şeye doğru dürüst güvene kalmamıştır. Bu güven daha da zedeleniyor. O açıdan yani ben bu yaklaşım biçimlerini somut bir şey varsa elbette bunun üzerine gidilmeli, sonuna kadar takip edilmeli. Ama bunun ötesinde böyle genellemeci bir dille bu meselelere yaklaşım biçimine kim ne cevap verebilir ki? Yani biz somut olan bilgileri, belgeleri ortaya koyduğumuzda da örneğin siyasetçilerin pek çoğundan böyle gerekli bir destek alamadık gazeteciler olarak. Evet. 10 Ekim saldırganlarının Ankara'ya gelene kadar emniyetin elinde raporlar varken neden hiç durdurulmadı? Emniyetin orada neden önlem almadı? Örneğin bu soruları sormuş mu kendisi? Ben çok merak Şimdi ediyorum. Şimdi bakın şöyle önce bir problem de var. Bakın ben o zaman onu da belirteyim. Önemli bir konu. Ben o dönemde İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanıydım. Önüme gelen suç teşkil ettiğini düşündüğüm tüm vakalarla ilgili kayıtlar da vardır. Suç duyurusunda bulundum. Hepsini İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun gündemine getirdik. Temel problem şu. Şimdi biz yasama olarak diyelim ki böyle tırnak içerisinde ki bunlar çok sıradan meseleler ama o dönem itibariyle bile birçok arkadaşın cesur ya nasıl böyle bir şey yaparsın diye ben Süleyman Soylu'yla kaç kere tartışmışımdır. Kaç kere kendisiyle bu meselelerle ilgili karşı karşıya geldim. Kendisine de bir kere dedim ya bakın dedim siz dedim az buçuk meselelere sağduyuyla bakabilseniz ben yasama organı üyesiyim. Benim görevim denetlemek, bu meselelerin peşine düşmek. İktidar Partisi mensubu olsam da o dönemde bunu yapmak benim öncelikli görevimdir. Senin görevinde yürütme olarak bunun hesabını vermek. Millete bunu açıkça niye? Çünkü hukuk devletini yaşatmak istiyorsak dert bu olmalı. Ama ne oldu biliyor musunuz? O dönemle ilgili de ben sonradan baktım. Yüzün üzerinde bir suç duyurusunda bulunmuşuz. Bunların hiçbirisi yani özellikle bugün Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın İnsan Hakları raporunda da gördüğünüz hususlarla ilgili geçmişte de onlar vardı. İnsan kaçırma, işkence, kötü muamele vakaları bunlar artık o kadar sıradanlaşmış vaziyette ki suç duyurusunda bulunuyorsunuz, takibi yapılmıyor. O dönemde hatırlayacaksınız Van Gevaş'ta kamera kayıtları altında milletin gözünün önünde mehter marşı eşliğinde 3-4 tane gariban vatandaşımıza emniyet personelleri işkence yapmışlardı. Ne oldu? Hepsi beraat ettirildiler. Bir şekilde hepsi şey yapıldı. O dönemde bile yargının bile bu noktalarda telkinler doğrultusunda hareket ettiğini bizzat müşahede etmiş birisi olarak da zaten hukuk devleti olmayınca, denge denetim mekanizmaları olmayınca da belli bir yere kadar bunları yapabiliyorsunuz. Bugün de daha da siz iktidar partisinin temsilcisi olarak İnsan Hakları Komisyonu Başkanı sıfatıyla suç duyurusunda bulunduk ve hiçbir işleme konulmadı diyorsunuz. İşleme şöyle konuluyor. Bir kayda giriyor ama takibi yapılmıyor. Veyahut da sonuç alınamıyor. Sonuç alınamıyor. Hiçbir şekilde sonuç alınamıyor. Zaten Türkiye'de yani, zaten mevzuatmış gibi yapmaya tabii ki, çok tabii müsait ki, yoksa, ama uygulanmıyor. Kesinlikle ben hani gerçekten bugün yasalarımızda evet birçok problem var ama
asıl mesele yasadan kaynaklanmıyor ki, zihniyetten kaynaklanıyor. Yani şimdi bazen hani anayasayı da vatandaşlarımız haklı olarak eleştirel bir biçimde dile getiriyorlar. Bugün anayasa Cumhurbaşkanı'na yargıya talimatı imkan vermiyor ki. Yasamaya eskisi gibi hükümet tasarısı gönder şeklinde böyle bir olanak yok ki. Yani tamamen anayasa dışında bir yönetim biçimiyle karşı karşıyayız şu anda. Yani ülke anayasal düzen dışında yönetildiği için her şey keyfi. Şimdi Cumhurbaşkanı'nı vatandaş böyle görürse, İçişleri Bakanı çıkar iki defa defaatle bilmem bacağını kırın hesabını bana sorarlar. Bak cesarete olan varsa hesabını. Normalde suç işliyor. Hodri meydan diyor. Savcı hesabı varsa diyor erkek çıksın diyor bana hesabını sorsun diyor. Demek bu demektir. Veyahut da yıkın arkadan gelir mahkeme kararı. Şimdi bunu söyleyen bir İçişleri Bakanı'nın olduğu ülkede elbette hiçbir hakkımızın güvencede olmadığını hepimiz kabul etmek durumundayız. Ve asıl endişe verici olan önümüzdeki aylarda benim endişem o ki çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bakın bu şeyle ilgili de İstanbul'daki terör eylemiyle ilgili de daha da neyin ne olduğunu bilmiyoruz. İçişleri Bakanı çıkıyor, daha hiçbir şey yokken hemen sonuçta açıklamalar yapıyor. Daha yakın zamanda yaşadık. İçişleri Bakanı şeyde olmamış mıydı ya? Bu Mersin saldırısında olmamış mıydı? Çıktılar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçladılar. Birisinin de adını zikrettiler. Sonra ne oldu? Rezil oldular. Yalanlandı o verdikleri bilgiler. Ya şimdi bakın aynı zamanda ne yapıyorlar? İnterneti engelliyorlar, kısıtlıyorlar. Şimdi niye? Ona gelmek istiyorum. Evet, istiklal, onu hatırlatalım izleyicilerimize. Evet. Yani patlamanın hemen ardından Bilgi Teknolojileri Kurumu, BTK hemen devreye girdi. Ve sosyal medyaya erişim engellendi. Evet. Bunun önce bir hukukçu olarak size sormak istiyorum. Yasal dayanağı var mı? Ve yani, bu seçim gecesi de tekrarlanırsa ne yapacağız diyor vatandaşlar sordukları sorularda. Ülkemizde bundan sonraki süreçte devamlı bir biçimde tamamıyla keyfi bir biçimde bu kararlar alınabilir. Bakın buradaki uygulamada da söyleyeyim. Şimdi prensip olarak tabii şunu belirtelim. Ortada bir terör olayı var. Bu terör olayıyla ilgili doğal olarak hepimizde toplumda bir panik, bir şok oluştu. Bir panik havası oluştu. Bu panik havası oluşmasını önlemek, bunun yaygınlaşmasını önlemek ve aynı zamanda suçu soruşturmayı mümkün kılmak için, soruşturma safhasını da gizli yürütebilmek için, hani failin kaçmasını engellemek olsun, ondan sonra suçun ortaya çıkarılması konusuyla ilgili delillerin karartılmasını önlemek olsun, bununla ilgili emniyet önlem alabilir. Burada bir problem yok. Bununla ilgili geçici olarak böyle bant daraltılması gibi bölgesel aslında, orantılı bir biçimde yöntemlere de başvurabilirler. Fakat bizim ülkemizde bu böyle olmuyor. Bizim ülkemizde bir taraftan halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlarken, diğer taraftan Adalet Bakanı çıkıyor, kendisiyle hiç alakası olmayan bir meselede şov yapar gibi açıklamalar yapıyor. İçişleri Bakanı gidiyor, açıklamalar yapıyor. Ne oluyor? Polis Emniyet Teşkilatı, Emniyet Teşkilatı güvenlik kamera kayıtlarını basına servis ediyor. Bakın bir taraftan sözde bir şey kısıtlılık var, engelleme yapıyorsunuz ama öbür taraftan İhlas Haber Ajansı kayıtları, güvenlik kamera kayıtlarını bütün basına servis etti o anda. Bunun ötesinde yine Adalet Bakanı çıktı, saldırganla ilgili açıklamalar da bulundu. Peki niye o zaman bu kısıtlamaya karar verdiler? Kısıtlamaya karar vermenin sebepleri bellidir. İşte o paniği engellemek ve failin kaçmasını önlemek vesaire. Şimdi böyle bir durum varken haberleri izleyip ona göre bir kendine yön çizebilir diye bir takım önlemler alınabilir. Evet. Dolayısıyla eskiden de sonuçta bize mesela eşgal belirlenirdi ama bunu vermeyin, hani peşinde olduğumuz bilinmesin diye bilgi verirdi emniyet güçleri. Dolayısıyla buradaki yapılan işlemler tamamen oradaki soruşturma sürecinin ciddiyetine aykırı, gerçekten şova yönelik işler ve aynı zamanda emniyet teşkilatının o muazzam çabasını da gölgeleyen yaklaşım biçimleri ve aynı zamanda insanların kuşkularını artırıyor. Bugün İçişleri Bakanının açıklamasına Allah aşkına ülkenin yarısı güvenmiyorsa, İçişleri Bakanı herkesin güvenmesi gereken, herkesin her sözünü mutlaka altın terazide tartar, ne söylüyorsa söylesin, mutlaka çok ciddi bir araştırmanın neticesinde bunu söylemiştir. Hukuktan ayrılmaz,
hukuk bilincinden ayrılmaz. Hele hele böyle spekülasyonda bulunmaz. Kimseye, ya bunlar o kadar uzaklaştık ki, İçişleri Bakanı dediğiniz adam ortada yargı kararı bir şey olmaksızın gelen geçene hakaret eden, gelen geçene küfür eden, gelen geçeni terörist ilan eden bir adam. Böyle bir İçişleri Bakanı'nın olduğu bir ortamda vatandaş elbette İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamaların hiçbirisine güven duymuyor. Bakın korkunç bir şey. Bir güven duymuyor. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın neye geliyor. Bir taraftan PKK terör örgütünün açıklamalarını dinliyor. O ne diyor, bu ne diyor? Öyle bir noktaya geldi ülke. Halbuki hukuk devleti güven üzerine bina edilir. Hukuk devleti güvenle yaşar. Bunların hepsinden o kadar kopmuş vaziyetteyiz ki. Şu anda bile neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ortaya çıkan bilgiler, verilen bilgiler o kadar çelişkili ki. Ha, diğer tarafta demin sorduğunuz bir soru var. Bakın bu çok önemli. Önümüzdeki aylarda internetin engellenmesi, bant daraltılması, WhatsApp, Telegram yazışmalarının ciddi manada kısıtlanması, imkansız hale getirilmesi Cumhurbaşkanı'nın da demiyorum bakın. Cumhurbaşkanlığının yani iletişim başkanının takdiriyle bile çok rahatlıkla gerçekleştirilebilecek bir mevzuat gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Yani Cumhurbaşkanlığından birileri BTK'ya kamu güvenliği, kamu düzeni, milli güvenlik, genel ahlak gerekçeleriyle, soyut gerekçeleriyle hiçbir sınırlandırmaya tabi olmaksızın BTK'ya talimat verir. BTK bant daraltılmasını, internet erişimini engellemesini yasaklamaya hükmedebilir. Bu mümkün. Bunun için illa bir terör hadisesiyle karşı karşıya kalmamıza gerek yok. Mevzuatta açık bir şey var mı, hüküm var mı? Yok. Mevzuatta açık bir hüküm yok ama ne var? Elektronik haberleşme kanununda Cumhurbaşkanlığına, bakın Cumhurbaşkanlığına demiyorum, Cumhurbaşkanlığına verilen bir yetki var. Cumhurbaşkanlığı bu yetkisini BTK'ya bildirim yapmakla BTK marifetiyle kullanabilir. BTK bu durumda interneti kısıtlayabilir, erişimi engelleyebilir vesaire vesaire, bütün her şeyi yapabilir. Peki hukuk devletinde ne olması gerekiyor? Hukuk devletinde normal şartlarda hakim kararıyla bunlar yapılması gerekiyor. Artık bir isimden alıntı yapmak istiyorum izninizle. Lütfen. Yaman Akdeniz bu konuda çalışan çok değerli bir hukukçudur. Çok değerli bir hukukçu ve az sayıdaki isimden de biri. Şöyle demiş Yaman Akdeniz, İstanbul'daki bombalı saldırı sonrasında sosyal medya platformlarına uygulanan bant daraltma yaptırımı, vatandaşların haber ve bilgi edinme haklarının engellenmesinin yasal dayanağı çok soruluyor. Kısa cevap, mevzuatta, Türk mevzuatında bant daraltma için genel bir yasal dayanak yok. Fakat mevzuatta bant daraltma yaptırımının keyfiyete izin verecek şekilde ve sansür amaçlı kullanılmasına izin veren yasal bir düzenleme mevcut. Az önce sizin belirttiğiniz. Aynen öyle. Bu düzenlemenin tarihçesi OHAL dönemindeki KHK'lara kadar uzanıyor. Ve az önce söylediğiniz gibi diyor ki Ağustos 2016 içinde OHAL devam ederken 671 sayılı KHK ile Elektronik Haberleşme Kanunu'nun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yetkisi ve idari yaptırımlarla ilgili maddesinde bir paragraf eklenmiş oraya. Bu maddeyle Cumhurbaşkanlığı'na geniş yetki verildi. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık, genel ahlakın korunması. Bu genel ahlak kavramına da ben... Yani çok hiçbir anlamı yok bunun. Neyse, genel ahlakın korunması. İstediğiniz gibi istismar edebileceğiniz tabii, bir kavram. Kimin ahlakı, neyin ahlakı? Evet. Genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden bir veya birkaçına bağlı olarak gerekli gördüğü tedbirleri alıp BTK'ya bildirebiliyor. BTK Başkanı da Cumhurbaşkanlığı tedbirlerine ilişkin kararını derhal işletmecilere ve erişim sağlayıcılara bildiriyor. Bant daraltma uygulaması da bu şekilde yapılıyor diyor. Ve uygulamada aslında hakim onayı şartı var. Ancak diyor kısa süreli bant daraltma uygulamalarında hakim onayına da gerek kalmıyor. Dolayısıyla kısa süreli bant daraltma uygulamalarında Cumhurbaşkanlığı karar veriyor. BTK Başkanı uyguluyor. Fakat 24 saat dolmadan hakim onayına gitme şartı da yok. Hakime gitseler de onay alınacak ama o zaman kararlar denetime açılacak. Denetim ise istenmiyor. Aslında çok detaylıca açıklamış ve son olarak diyor ki demokratik toplumlarda keyfi bir şekilde toplumun özellikle İstanbul'daki bombalı saldırı gibi toplumu yakından ilgilendiren olaylara ilişkin olarak haber ve bilgi edinmesinin geçici olarak olsa da
olsa dahi keyfi bir yaptırım mekanizmasıyla engellenmesi asla kabul görmez. Yani hiçbir keyfi. Şey kural, evet, kural yazılı kuralın kendi başına bir anlamı yok. Bunun uygulayıcısının zihin dünyası demokrat değilse, bunun zihin dünyası hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne tabi değilse, ne yaparsanız yapın, niyet kötüyse her şey istismar edilebilir. Şu anki uygulamada bu. Cumhurbaşkanlığına verilen bu yetki, bir kere Cumhurbaşkanlığına verilen bu yetki başlı başına bir problem. Çünkü sonuçta hukuk devletinde bütün kanunlar belirli olur, öngörülebilir olur. Burada sonuçta belirlilik ve öngörülebilirlik kesinlikle söz konusu değil. Denge denetleme her türlü, olmadığı için tabii, sistemde. Her türlü tabii. Keyfiyete açık. Zaten şu anda sulh ceza hakimleri tamamen iktidarın güdümünde olan bir yapı. Orada da mesela bizim reformlarımızdan birisi de bu sulh ceza hakimliklerinin kaldırılması, tekrar sulh ceza mahkemelerinin ihdas edilmesi şeklinde bizim aynı zamanda altılı masa olarak teklifimiz var. Çünkü şu anki yargı içerisindeki bu mekanizma tamamen iflas etmiş vaziyette. Bakın bugün yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aylık istatistiklerini yayınladı. Derdest başvuru sayısı şu an itibariyle veya 31 Ekim itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 75 bin dosya var, derdest dosya var. Türkiye rekor. Bunların 19.800'ü yani %25'i neredeyse Türkiye'den, açık ara önde. Yani Rusya zaten oradan ayrıldı. Rusya'dan sonra savaş halinde olan Ukrayna'nın var, Türkiye'nin yarısı kadar. Ondan sonraki ülkelere dikkat aldığımız zaman Türkiye'nin 1/4, 1/5 kadar. Ülkede yargının aslında tamamıyla felç halinde olduğunu gösteren bir belge Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki sizinle dava sayısı. Şu konuyu da konuşmak istiyoruz özellikle. Türkiye İnsan Hakları Vakfı önemli bir rapor yayınladı. Şimdi o rapor zaten başlı başına vahim. Türkiye İnsan Hakları raporuna göre, 2021 raporuna göre hak ihlalleri hız kesmeden sürdü diyor vakıf. Ve en az 2.991 kişi yaşam hakkı ihlalleri sonucu hayatını kaybetmiş. Evet. En az 449 kişi işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalmış. En az 303 eyleme, özür diliyorum, polis müdahale ediyor. 91 toplantı ve gösteri kolluk güçleri tarafından engelleniyor ve bu müdahalelerde en az 3.701 kişi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına alıyor. Bu arada 16 kişi de kaçırılmış. Yani bunlar hani 90'larda beyaz toroslar vardı. Sonra darbenin hemen sonrasında ilan edilen OHAL döneminde siyah transporterlerle tanıştık biz. Kaçırılan bir sürü insan oldu. Uzun sürede haber alınamayan. Şu anda da var. Şu anda da bir Yusuf Bilge Tunç var. Bu kişi 8 Ağustos 2019 tarihinde Ankara'nın göbeğinde kaçırıldı. 3 aşağı 5 yukarı herkes kimler tarafından kaçırıldığını biliyor aslında. Fakat bu kişilerden de haber alınamadı. Bundan önce benzer motivasyonlarla kaçırılan insanların tamamı ya karakolda çıktı ya bir cezaevinde çıktı. Aylar sonra. Veyahut da böyle bir ıssız bir arazide çıktı. Ağır işkenceler görmüş vaziyette. Artık gerçekten sonuçta aileleriyle, ailelerin başına şu veya bu gelecek diye. Ya bakın neleri konuşuyoruz ya. Ülkenin geldiği noktaya bakın. Korkuyorlar haklı olarak. Ben birisinin yanına gittim. Bunlarla ilgili defaatle hep suç duyurusunda bulunduk. Hiçbirisi takip edilmiyor. Yani bugün sonuçta hukuk devletinden gerçekten bahsetme imkanımız artık kalmadı maalesef yani. Şimdi o raporda artık gazetecilerin hedefte olması, gazetecilerin bilmem içeri atılması vesaire, sokağa çıkma yasaklarının hukuksuzluğu, o dönemde o kadar çok şeyler var ki, örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller, bunlar artık konuşmak bile abesle iştigal neredeyse, çünkü bunlar lüks konular. Ya ülkede insan kaçırılıyor ya. Ülkede işkence sıradanlaşmış vaziyette. Kötü muamelenin hesabını bile soramıyorsunuz. Onun için yani bunlar tabii çok acı bir tablo. Gerçekten bunların kayda geçmesi, raporlanması da çok önemli, çok değerli. O sebepten dolayı da Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nı da takdir ediyorum. Böyle bir ortam içerisinde bu raporları yayınlamak da aynı zamanda büyük bir cesaret istiyor. Fakat toplum o kadar bölünmüş ki maalesef toplumun bir kesimi zannediyor ki bu sadece ötekilere oluyor, beni ilgilendirmez. Halbuki bu hukuksuzluklar yarın öbürsü gün herkesin başına gelebilecek hukuksuzluklar. Bir insanın başına gelen hukuksuzluğa karşı çıkmazsak, yarın hedefte olduğumuz bilinciyle hareket ederek
hep birlikte gerçekten her türlü hukuksuzluğa kimeden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin karşı çıkmak demokrat bilince sahip yurttaşlar olarak hepimizin görevi olarak hepimizin görevi olarak bilinmesi gerekiyor. Çok ağır gerçekten. Raporda gazetecilerle ilgili bölümü paylaşalım mı isterseniz? Tabii, siz ya da ben paylaşalım. Raporu, çünkü evet, en az 54 gazeteci ve basın çalışanı gözaltına alınırken ikisi tutuklandı. Süren davalarda 41 gazeteciye 87 yılı aşkın hapis cezası verildi. Ya bunlar artık sıradan durumlar. Yani şimdi bunun ötesinde olayları, bakın ırkçı saldırılar. Irkçı saldırılarda ölen insanlar, Avrupa'da ırkçı saldırılara maruz kalan ve hayatını kaybeden insanlarımızı her yıl anıyoruz. Halbuki Türkiye'de de durum çok çok daha beter maalesef. Bizde hiç ırkçı saldırı olmaz. Hiç. Aile arası husumet İzmir'de, olur. İzmir'de 3 insan yakıldı. Vali açıklama bile yapmadı ya. Dehşete düştüm yani. Karadeniz'de insanlar hani... Yani çok özür dileyerek söylüyorum, kafalarına kurşun sıkılarak öldürüldü Afganlı diye. Hiç ülkede yani bunlar korkunç şeyler. Ülke yer yerinden oynanması Sizden lazım. Sizden sonra yine bir hukukçu, eski milletvekili Atilla Kart'la konuşacağız ama şimdi Dedeoğulları ailesi var. Konya'da bir ailenin 7 ferdi katledildi. Aileden tek bir üye kaldı geriye. Saldırı davasının gerekçeli kararı çıkmış. Orada... soykırım kararda sanıkların soykırım kastıyla hareket etmediği belirtiliyor. İki ailenin tartışmasından kavgaya dönüştü. Komşu iki ailenin tartışması ki bu zaten ilk İçişleri Bakanlığı'nın da açıklaması bu yöndeydi. İki aile arasında husumet. Hiç ırkçılıktan yani o ailenin Kürt kimliği nedeniyle ırkçılığa maruz kaldığı hiç ifade edilmedi. Mahkemede de bunu avukatlar Dedeoğulları ailesinin avukatları defalarca söyledi. Ülkede herkes tek tip olduğu için ırkçılığın olması bir kere mümkün değil. Yani tanım olarak mümkün değil. Çünkü herkes Türk. Herkes çünkü Müslüman. Bu ülkede farklı olan birisi yok. Çünkü bu ülkede herkes aynı şeyi istiyor. Bu ülkede hiç kimsenin farklılık noktasında bir iddiası olmadığı için. Dolayısıyla böyle bir şey gerek yok yani. Bunlar sonuçta Batılıların, işte bilmem dışarıdakilerin, dış güçlerin Türkiye üzerinde oynadıkları oyunlar yani. Bu düzeyde meseleler konuşulduktan sonra bu konularla ilgili ne deseniz boş yani. Peki altılı masaya dönecek olursak sizinle ilgili bir haberle gündeme geldi. Toplantı öncesi Bağımsız Türkiye Partisi meslektaşımız Barış Pehlivan Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde yazmıştı. BTP ile ilgili İYİ Parti'nin bu önerisine tepki gösterdiğiniz ve böyle bir şey olursa ben istifa ederim dediğiniz konuşuldu. Böyle bir res çektiniz mi gerçekten? Ve de neydi tepkiniz, neyeydi? Bu arada BTP ile ilgili dağıtılması aslında çok nazik ifade etmiş, kabul etmemişler ama sanki o konu hiç tartışılmamış gibi öncesinde evet. Gelen tepkiler üzerine ısrarcı olmamış İYİ Parti Genel Başkanı, öyle anlıyoruz. Şimdi tabii Meral Hanım gerçekten saygı duyduğum bir siyasetçi. Dün kendisiyle de bu konuyla ilgili de başka konularla ilgili de sohbet ettik. Tabii kendisi böyle yani hüsnü niyetle meseleye yaklaştı. Tahmin edebiliyorum vesaire dedi. Şimdi olay şu. İki milletvekili arkadaşı benimle birlikte bir sohbet ortamı. Bu sohbet ortamında konuştuğumuz, yaptığımız bazı değerlendirmeler var. Bu değerlendirmelerle ilgili arkadaşım birisi bunu almış, işte gazeteci bir arkadaşı iletmiş. O da eksisi fazlasıyla onları bir şekilde yayınlıyor. Bana da sordu. Bakın beni telefonla aradı. Bana sordu. Ben dedim ki bakın bunlar sonuçta bir kere şu bunlar fazla, şunlar eksik. Ama bizim özel sohbetlerde bu meseleleri milletvekili arkadaşlarımızla konuşamayacaksak o zaman nerede konuşacağız? Bu doğru bir yaklaşım değil dedim. Peki dedi bu konuda sizin görüşünüz, demeciniz ne dedi? Benim demecim şu dedim. Benim görüşüm şu. Deva Partisi'nin görüşü neyse benim görüşüm de odur. Deva Partisi'nin görüşünde Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan altılı masada temsil eder. Bunun ötesinde bir yaklaşım biçimi yakışık almaz. Çünkü o ortamdaki gerçekten o yoğunluğa, ülkenin içerisinde bulunduğu şartlara gece gündüz çalışıyoruz. Yani ülke nasıl büyük bir ciddi
tehditle karşı karşıya olduğunu her yerde, her ortamda anlatıyoruz. Şimdi özel bir sohbet ifşa olmuş, gazeteciye gitmiş, meslektaşımız sizi aramış, bunu teyit etmiş. O zaman sizin teyit etmedi. Bana sordu ki bu konuda görüşünüz ne dedi. Ben de dedim ki benim görüşüm Deva Partisi'nin görüşü neyse Mustafa Yeneroğlu'nun görüşü de odur. O da biraz tersine ifade edilmiş. Mustafa Yeneroğlu'nun görüşü neyse Deva Partisi'nin görüşü olur. O bile bütünlük içerisinde yanlış anlaşılmaya müsaitti. Kendisine de söyledim. Bakın dedim, bu da bu bütünlük içerisinde yine benim meramımı ifade eden bir cümle değil dedim. Onun ötesinde ben herhangi bir siyasi parti, şu siyasi parti, bu siyasi partiyle ilgili yorum yapmak istemem. Ama dün liderler bir araya geldiler. Bu meseleleri de, yani herhangi bir parti üzerinde durmadan elbette ilkesel olarak değerlendirdiler, tartıştılar ve ortak açıklamaya geçen orada bir paragraf da var. O çerçevede bu konuları değerlendirmek lazım. O paragrafta aslında doğrudan biz 6 parti yola çıktık, yol aldık. Yani kibarca aslında bu şekilde de devam etmesi daha doğrudur. Onu anlıyorum. Bakın, başka bir, türlü hani, işbirlikleri seçimde olabilir pekala deniyor. Hani kibarca derken bu şu veya bununla ilgili şöyle veya böyle bir reddiyeden daha ziyade gerçekten hani çok yoğun bir süreç işletildi. Sadece 28 Şubat'ta 12 Şubat liderlerin ilk bir araya gelmesi, o tarihte bu çalışmalara başlamadı ki. Ondan 6 ay önce başladı. Ve artık bir çalışma kültürü oturuldu. Biz neredeyse her gün bir araya geliyoruz. Bakın dün liderler 3. katta toplantıdayken biz 2. katta anayasal ve yasal çalışma grubuyla çalışmalarımızı sürdürdük. Liderler 8 küsur saat çalıştığı gibi biz de altta 8 küsur saat çalıştık. Bizim bir altımızda 1. katta da yine ortak çalışma grubu bir araya geldi. Aylarca bu çalışmalar sürüyor. Ve artık gerçekten çok böyle yakın bir iletişim neticesinde bir samimiyet, bir güven ortamı oluştu. Bu güven ortamının beraberinde getirdiği, bu bir kültürdür. Bu zamanla oluşuyor. Bu kolay bir şey değil ki. İlk defa bu ülkede bu şekilde bir uzlaşma kültürünü güçlü bir biçimde yansıtıyoruz. Bakın 2012 yılındaki Anayasa Komisyonu bile sadece 70 maddede uzlaşmıştı. Biz şu anda 100 maddenin üzerine geçtik. Çok yoğun bir çalışma yapıyoruz. Kanun çalışmalar yapıyoruz. Burada böyle, bu böyle gayri ciddi bir ortam değil ki hemen böyle işte yarın şu öbürsü gün bu. Yani böyle bir süreç yok ki. Bu farklı siyasi partilerle işbirlikleri, farklı siyasi partilerle gerekirse seçimde ittifak, bu bizim dışımızdaki konular. Bizi de ilgilendirmez. Her bir siyasi partinin kendi kurumsal yaklaşım içerisinde karar vereceği konular. Ama böyle altılı masayla ilgili de çok yoğun bir süreç işletildi. Bu işletilen süreçle ilgili de o şeye, şimdiye kadar yapılan çalışmalara ve ortaya konulan çalışma kültürüne ve disiplinine zarar verir endişesi de yabana atılır bir endişe değil yani. Ve eminim liderler de ortak açıklama metinlerinde aslında bunu vurgulamış oldular. Bu altılı masanın herhangi bir siyasi partiye kapalı olduğu manasına gelmiyor. Tam tersi, altılı masanın Türkiye'de tüm siyasi akımları temsil edebilecek bir sosyolojik zemin üzerine bina edilmiş olduğu, 85 milyonun tamamını kucakladığı, 85 milyonun içerisinde hiçbir grubu, hiçbir etnisiteyi, inancı, herhangi bir kültürü, yaşam biçimini ötekileştirmediği, dışlamadığı, onların hepsinin aslında bu masada şu veya bu siyasi akım veya parti tarafından temsil edildiği iddiası da var yine o masada. Onu da özellikle vurgulamak gerekiyor. O sebepten dolayı önemli olan bu değil mi zaten? Yani şunu da göz ardı etmemek lazım. Bakın ülkemiz bir geçiş süreciyle karşı karşıya. Bu geçiş sürecinde Mustafa Yeneroğlu oradaydı, buradaydı. Bunların hiçbir önemi yok. Burada önemli olan bu geçiş sürecini atlatıp ülkemizin içerisinde bulunduğu büyük bir tehdidi atlatıp demokrasinin son kırıntılarını kurtarabilecek miyiz, kurtaramayacak mıyız? Benim zaten şöyle bir iddiam da yok. Ülke hemen seçim sonrası özgürlükçü demokrasiye geçecek gibi bir iddiam da yok yani. Şu anda ülke öyle bir durumla karşı karşıyaysa ki biz az buçuk hukukiliği, az buçuk öngörülebilirliği, az buçuk hesap verilebilirliği bu ülkede muhafaza edebilecek miyiz? Bu da önümüzdeki seçimde buna karar verilecek. Verilmediği takdirde ne olacak? Bakın önümüzdeki aylarda da bunu göreceksiniz. Şimdi bu VPN var ya, şu anda internete ne yapıyor? İşte geçen genel başkanımız da tweet atmak için her VPN üzerinden mi girdi? Bazen evet, atılabiliyordu, evet, onu evet, belirteyim evet. Yani. Çünkü ama BTK herhalde kendi yasağının
kendi yasağına kurban oldu ki kurban gitti ki VPN üzerinden yani ne yapıyorlar? VPN'i kullanarak o kendi oluşturdukları engeli aşarak bir tweet atıyorlar. Çok şimdi, gerçekten çok. Bu nerede garipti. Var biliyor musunuz? Çin'de var bu. Çin'de zaten VPN de yasak. Biz ülke olarak önümüzdeki aylarda belki de öyle bir tabloyla karşı karşıya kalacağız ki. Şimdi bu yeni geçen işte sözde dezenformasyon yasası veya hani sansür yasası, doğrusu bunun sansür yasası, iktidarın gerçekliği tek eline aldığı ve her türlü dezenformasyonu yapmayı yasal olarak kendisine hak olarak tanıdığı bir anlayışla parlamentodan geçirdiği yasa süreci sonrasında yeterli kabul etmeyebilirler. Önümüzdeki aylarda bunlar özellikle bu bant daraltması ile ilgili yaptıkları işlemlerin de ile ilgili de önlem alındığı bahanesiyle VPN'i de ülkede yasaklayabilirler. Zaten bazı VPN araçlarını yasakladılar, tamamıyla yasaklayabilirler. İran gibi, Kuzey Kore gibi, Çin gibi, ülkeler gibi. Yani bu safhaya da gelebiliriz biz. İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu bir açıklama yaptı. Altılı Masa'nın toplantısının hemen öncesi parti sözcüsü Kürşat Zorlu da bu açıklamanın şahsi kanaati olduğunu söyledi ama şu açıklama, siz de mütedeyyin bir insansınız. Sağ muhafazakarlar adına şöyle bir ifadesi var. Diyor ki bizim klasik sağ muhafazakar refleks olarak camide namaza girince safın soluna durmuyor ki oranın sevabı azdır diye. Bu çok matah makbul bir şey olmayabilir ama bu refleksi de görmezden gelemeyiz. Yani solculuğun yani ne kadar sağ muhafazakarlar tarafından solda olmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu bu şekilde ifade ediyor. Şimdi hayatım boyunca ne kendimi muhafazakar olarak tanımladım ki ben değerlerde muhafazakarım ama değerlerdeki muhafazakarlıkla bu ülkedeki muhafazakarlık anlayışı bir değil. Bu ülkede statikoda muhafazakarlık söz konusu. Bunun da sağ solu yok. Ülkede maalesef tüm siyasi mahallelerde bunu bulabiliyoruz. Yani bu işte bir de sol derken Türkiye'deki anlamıyla solla siyasi literatürdeki sol da birleşmiyor. Bu bir çatışma kültürünün eseri Türkiye'deki bu tanımlar. Dolayısıyla ben bu tanımların tamamıyla dışındayım. Yani bu anlamda ne böyle sağ derken, Türkiye'de sağ derken ne anlaşılıyor? Bana sorarsanız bireyin hak ve özgürlüklerinin devlet yanında ikinci planda olduğu daha çok anlaşılıyor. Yoksa değerler noktasında muhafazakarlık falan bana göre anlaşılmıyor. Sol dediğiniz zaman ne anlaşılıyor? Sağa sorduğunuz zaman sağın sol tanımlaması solun kendisinin kabul edemeyeceği bir tanımla. Bir de solla ilgili Türkiye'de sol demek bana göre anti-otoriter demektir. Sol demek bireyin haklarını devlete karşı savunan demektir. Sol demek aynı zamanda aşırı milliyetçiliğe kesin kes, anti-milliyetçi demektir. Bunların hiçbirisi Türkiye'deki solda öncelikli değerler değil ki. Dolayısıyla Türkiye'nin ne sağına ne de sol tanımlarının kabul eden birisi olarak bu meselelere yaklaşıyorum ki camide de şimdiye kadar burası sağ, burası sol diye hiç aklımın ucundan bile geçmedi doğrusu. Dolayısıyla ben hani bu yaklaşım biçimlerinin, bu değerlendirmelerin dışındayım ama şunu belirtmem gerekiyor. Maalesef ülkede sağ ve sol adına o kadar böyle derin bir kutuplaşma söz konusu, o kadar derin bir ayrışma söz konusu ki bunu aşmak da günümüzde demokrasi kültürünü geliştirme iddiasına sahip siyasetçilerin en öncelikli görevi. Dolayısıyla bunu aşmakla ilgili üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım. Bu tanımları daha da derinleştirme, bu tanımları daha da güçlendirme noktasındaki yaklaşımları da ben doğrusu ülkenin demokrasi kültürünün önündeki önemli engellerden birisi olarak kabul ediyorum. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Yeneroğlu, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Çalışmalarınızın sonucunu görmek için de sabırsızlanıyoruz diyelim. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arası, ikinci bölümle tekrar birlikte olacağız.